Başkanım, listeyi yenilediniz. Yönetici evet. sayısını da arttırdınız. Şimdi olanlar olmayanlar zaten Osman Kandaş yok. Büyük onların var. Hepsi var. Dışarıdan daha çok çalışacaklar. Tabii canım. Böyle bir görevlendirme yaptım diyorsunuz. Tabii şimdi onlarca arkadaşımız var. Görüştük. Onlar yönetimden daha fazla performans sergileyeceklerini söylediler ve bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. O arkadaşların hiçbirinde en ufak bir sıkıntı yok ve göreceksiniz. Yani en az yönetim kadar destek verecekler diyorum. En az yani. Şimdi dışarıda bir olaylar oldu. Kulağınızı da gelmiştir. Bir polis ne gibi? Polis gaz sıkarak dağıtmış taraftarları dışarıdakileri. Yani artık yeni şeyler söylemeye başladı. Şimdi şunu söyleyeyim. Biz biraz önce de konuşma yaptım. Orada şunu söyledim ben. Biz tüm Ankara güçlerin başkanıyız. Yani tüm Ankara güçlere başkanlık yapacağız. Tabii burada eğer delege olmayan kişilerin zorlamayla içeriye girmesine tabii polis müsaade etmez. Olayları görmedim gerçi işin gerçeği. Biz burada salondaydık. Bilmiyorum öyle bir şey sıkıntılı olay oldu mu? Olmuş biraz başkan. Olmasa iyiydi. Ama tabii Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendine göre kanunları ve bir düzeni var. Bu düzenin ve kanunun dışına kimsenin çıkmaması lazım. İnşallah büyük olaylar olmamıştır diyorum. Tabii polis de görevini yapacaktır yani. Bu genel kurulun huzurlu bir şekilde, sağlıklı bir şekilde, demokratik ortamda yapılmasını sağlayacak kimdir? Emniyet yetkilileridir. Onun için ben buradan emniyet görevlilerimize evet, de çok teşekkür ediyorum. Hani bu tür olaylar da hani kanunsuz bir şekilde zorlamak, cebir kullanmak bunlar o şeyler değil. Olmasaydı daha iyiydi. Ha, ben de burada kürsüde konuşmalarını tercih ederdim. Üyeler de aslında gelip yapabilirlerdi de dışarıda tercih ettiler. Bundan sonra yeni şeyler konuşalım ya diyor. Sen şimdi onlara diyebilirsin niye dışarıda tercih ettiniz. Ben şunu söyleyeyim. Zaten burada 900'ün üzerinde delege var. Baştan söylediğim gibi yani 9 kişi değiller. Listede yazamazlar. Hiçbir şey yok yani. Boş balon patlayacak dedik. Patladı gitti ama öyle olmaması gerekirdi. Şimdi biz aylardır nereden baksanız 6-7 aydır enerjimizi hep bunlara harcadık. Onlar da bu işle ilgili harcadı. Sadece bizim düşüncemiz şuydu. Daha geçmişten de diyorum. Bunların zaten delege olmadığını da biliyoruz. Ankara gücüyle uzaktan yakından bir alakaları da yok çoğunun. Sırf huzur bozmak, cerben bir şeyler yapmaya çalışmak amaçları oydu. Ama ona da müsaade etmedik. Güzel bir genel kurul geçti gördünüz yani salonda. Herkes birlik beraberlik içerisinde birbirine sarılarak bana göre katılım da gayet iyiydi. Güzel bir genel kurul geçirdik. Ha bundan sonrasına bakacağız. Biz tüm taraftarlarımızı kucaklayacağız. Ankara gücü zaten bizim değil herkesin taraftarların Ankara'nın Türkiye'ye mal olmuş bir kulüp. Bunu yaşatmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Şimdi kongredeki konuşmadan anladım. Beyin Sport'tan bugünlerde bir para gelecek. Belediye başkanının bir sözü var. O da kongreden gelecek. Kongreden sonra gelecek. Siz bunları baz alarak transfer yasağını kaldıracağız. Ya şimdi şunu söyleyeceğim. Biz zaten şimdi bir kuruş gelmeden bak neler yaptığımızı herkes gördü. Takımı tuttuk. Normal bir takım kurduk. Yani bunun içine 2-3 takviye lazım ama biz 6-7 takviye yapacağız. Biz icraat yapıyoruz yani. Bir şeyler yapıyoruz. Ortada bir takım var. Yarın da hazırlık maçımız var. Allah nasip ederse oraya da gideceğiz. Yani her şey güzel olacak. Hani nasıl olacak? Her şey 10 numara 5 yıldız olacak. Bir sıkıntı yok. Teknik direktör konusunda ne yapacaksınız başkanım? Teknik direktör... Aykan Hoca ile mi devam edilecek yoksa bir... Yok görüşmelerimiz var. Onda bir çok böyle acelemiz yok. Dediğim gibi takım sezon başlıyor ama takımın başında bir teknik direktör var. Genel kurulu bekledik. Genel kurul bitti. Daha sonrasındaki gelişmelere göre hareket edeceğiz. Önümüzdeki günlerde teknik direktör konusunda da bir gelişme ya şimdi, bekleyin diyorsunuz anladım. Tabii şimdi transfer yasağı kalkacak. Yeni futbolcuları getireceğiz. O teknik isimler belli mi? Sizin kafanızda isim vermeniz açısından söylemiyorum ama kimlerin geldiğini... Şimdi eleme yapmamız lazım. Çok aşırı isim yoğunluğu vardı. Bunların birçoğunu eledik zaten. Bir kısmı da kulüp buldu, ayrıldı. Gittiler yani kulüp buldular. Biraz geç kaldık diyebiliriz ama... Hani baktığınız zaman
İşte dünyada bayağı bir futbolcu var. Özellikle Avrupa liglerinde oynamış futbolcular da var. İyi yetenekli. Var elimizde yetecek kadar futbolcu donesi var yani. Hayırlısı olsun diyeceğiz. O zaman bekliyoruz başkanım. Liglere de az kaldı. TSYD kupası iptal olmuş. Ankaracı Gençler Birliği maçı oynanacak herhalde. Bir tek. Yok şöyle bir şey var. Orada sahadan dolayı yani hem kupa maçı oynanacak hem de 4 tane maç. Bunu saha kaldırmaz diye bir maçla geçilecek. Normal yani bunlar. Ondan sonra da lig başlıyor zaten. Başlar yani. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Ligin ikinci yarısında 20. haftasında biz takım kurduk. 20. haftası. Allah'ın izniyle başarılı olduk. Ya siz bunu başarıyorsunuz da biz de ister istemez zamanında olsun görelim. Biz de istiyoruz da biz daha çok şey istiyoruz ama işte şartlar çok önemli. Bundan sonraki inşallah yıllarda daha önceden takımımızı kurarız. Biz istemez miyiz? Kim istemez? Takımı önceden kurup kampa götürmeyi herkes ister. Ama şartlar. Bu bir mücadeledir. Bana göre iyi yoldayız. Ve zaten baktığınız zaman işte dün stordaki hareketlilik falan gerçek taraftarlar takıma sahip çıkıyor. İnşallah yani. O birleşme, bütünleşme tekrar tabii, sağlanır. Ankaracı sahaya hazır olarak çıkar sezonun ilk maçına. Ya iyi olur. İnşallah huzurlu, başarılı bir sezon geçiririz. Yani hem Ankara'nın hem Ankara gücünün buna ihtiyacı var. İnşallah biz birleştirici olacağız. Yapıcı olacağız. Herkesi kucaklayacağız. Konuşmamda da o mesajı verdim. Olabilir. Dönem dönem ayrılıklar olabilir. Yarışmalar, mücadeleler olabilir. Ama seçim istenildi. Yaptık, bitti. Şimdi bundan sonra gözümüzün önüne bakacağız. Ankara gücüne neler yapabiliriz? Ne katkı sağlayabiliriz? Herkes bunu düşünecek. İnşallah başkanım. Çünkü Ağcabağ'ında mücadele bundan sonra başlıyor. Tarzı bir açıklaması vardı. Ya onu gale almaya gerek yok. Ya ne mücadelesi? Ya ne yapacak? Yardımcı mı olacak kulübe? Olacaksa olur yani. Şimdi yardım edecekse buyursun. Ama öbür türlü mücadele ederse her türlü mücadele. Yani adam bir mindere gelir yani. Mücadele edin hep dışarıda kaçak güreşiyor. Şuraya gelse derdini anlatsaydı kötü mü olurdu? Ama yok o cesaret bana korkak falan demiş de. Biz hiç kimseden korkmuyoruz elhamdülillah yani. Her türlü. Bir türlü değil her türlü nasıl isterlerse. Yani iş o aşamaya geldikten sonra. Bunun mücadelesi şu olur. Herkesten daha çok katkı sağlarlar. Herkesten daha çok işte kulübe sponsor olurlar, reklam verirler, forma alırlar. Bunları yaparlar. Bu mücadele böyle olur. Mücadele öbür türlü. İşte biz protesto ederiz, şöyle yaparız. İçinden 3-5 taraftarı satın alır, farklı işler yaparız. Bu işe girdi mi zararı çıkar. Ben yine siz dili sertleştireceksiniz başkanım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür